Martin Luther King Günü nedeniyle Amerika endekslerinin kapalı olduğu işlem gününde Avrupa hisse senedi piyasaları Almanya'dan gelen ekonomik daralma verisinin etkisiyle negatif bir seans geçirdi. Destatis'in yayınladığı verilere göre 2023 yılı için Alman ekonomisi beklentiye paralel %0.3 daralırken Avrupa'nın en büyük ekonomisinin daralma kaydetmesi risk iştahını baskıladı. Eurostox 50 endeksi %0.57 değer kaybederek 4454 seviyesine gerilerken, FTSE 100 %0.39, Kakaran 40 %0.72, DAX ise %0.49 değer kaybederek günü tamamladı. Eurostox 50 endeksinde değer kazanan iki sektör %0.73 ile iletişim servisleri ve %0.06 ile altyapı olurken en çok değer kaybeden sektörler %2.23 ile sağlık, %1.86 ile temel tüketim ve %0.62 ile sanayi oldu. Bugün Amerika tarafında New York Empire State İmalat Endeksi açıklanacak. Avrupa tarafında ise Avrupa Merkez Bankası bölge enflasyon beklentileri, ekonomik hissiyatı ve Almanya tüfe verileri takip edilecek. Amerika piyasalarının Martin Luther King günü nedeniyle tatil olmasından dolayı yeni haftanın ilk işlem gününde işlem hacmi oldukça düşük seyretti. Geçtiğimiz hafta dalgalı ama yatay bir görünüm sergileyen dolar endeksi yeni haftaya %0.20'lik hafif yükselişle başladı. Öte yandan G10 para birimlerine bakıldığında dolar karşısında değer kazanan bir para birimi görünmezken en çok değer kaybedenler %0.79 ile Norveç kronu, %0.62 ile Yeni Zelanda doları, ve %0.61 ile Japon yeni oldu. Euro-Dolar paritesi 1.095 seviyesinde yatay seyrederken, Sterlin-Dolar %0.20 düşüş gösterdi. Almanya ekonomisinin daralması haberiyle Avrupa tahvil piyasalarında satıcılı bir görünüm vardı. İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi 0.5 bas puanlık yükselişte 3.793 seviyesine, 2 yıllıksa 0.1 bas puanlık yükselişte 4.144 seviyesine yükseldi. Almanya ve Fransa'da ise kısa vadeli tahvil getirileri düşüş gösterirken, 10 yıllık tahvil getirileri 4.8 bas puanlık yükselişte sırasıyla 2.230 ve 2.726 seviyelerine yükseldi. Türkiye 5 yıllık CDS primi 1.27 puan artarak 307.5 seviyesine yükselirken, tahvillerde ise karışık bir görünüm vardı. 2 yıllık tahvil getirisi 1.3 puan gerilerken, 5 yıllık tahvil getirisi 0.3 puan arttı, 10 yıllık tahvil getirisi ise sabit kaldı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.